Atık pet şişelerden gemi yaptı. Denize indirip yüzdürdü. Ben de bugün çok heyecanlıyım. Çünkü yüzüp yüzmeyeceğini bilmiyordum. İnsanlar da gördüğünüz onlar da çok heyecanlıydı. İnşallah ileride gelecekte güzel bir dünya çocuklara bırakacağız. Bu konuda herkes inşallah duyarlı olacak. Muğla sokaklarında ve plajlarda günlerce atık pet şişe toplayan ve ortaya bu projeyi çıkaran çevre gönüllüsünün adı Şeref Topçu. Onun tek amacı kirliliğe dikkat çekmek. Böyle bir fikir geldi aklımıza, farkındalık yaratabilmek için, insanlara mesajlar verebilmek için, çevreyi ne kadar kirlettiklerini, nelerle kirlettiklerini görebilmek için. Etrafta en çok pet şişeler, alışveriş torbaları, kumsalda en tehlikeli şeyler. Zaten çocuklarla birlikte onlara bunu ileride gelecekte aşılamak amacıyla bu farkındalığı çocuklarla birlikte yaratıyoruz, yapıyoruz. Topladığı pet şişeleri yine deniz ve kanallara atılan atık ağları kullanarak bir araya getirdi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda tekne yaptı. Pet şişelerden yaptığı tekneye de geri dönüşüm adını verdi. Yaklaşık 400 tane 1,5 litrelik pet şişe, 550 tane küçük şişelerden ve balıkçıların kanala attıkları misinelerle şişeleri birbirine bağladık ve kanaldan kestiğimiz kargılardan iskelet yaptık. Onun üzerine bağlayarak misineleri, tek tek şişeleri bağlayarak 2 ay uğraştık. Öyle yaptık. Topçu pet gemisini Çalış plajından denize indirerek yüzdürdü. Bölgede yaşayan yabancı turistler de etkinliğe yoğun ilgi gösterirken bol bol fotoğraf ve görüntü çekti.